Arkadaşlar herkese merhabalar. 66 satranç açılışı içerisinde gösterdim. Grop açılışı vardı. Bilmiyorum aranızda bakanlar var mı? Grop açılışıyla çok ilginç bir oyun göstereceğim size. Gelin hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar, grup açılışının oynandığı bu ilginç karşılaşma Temur Garayev ve Fadja Zulfiç arasında oynanmış. Temur Garayev'i belki aranızda tanıyanlar vardır. Dünya körleme satranç şampiyonu diye biliyorum. Eğer yanlışım varsa arkadaşlar lütfen düzeltin. Emin değilim ama 84 kişiye karşıydı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam körleme oynayıp çok iyi başarı elde etmiş bir insan ki. Yani 84 tane tahtayı kafada bırakın oyun oynamayı kafada tutmak bile mucizevi bir şey bence. İnanılmaz bir hafıza. Beyazlarla Teymur Garayev oynuyor. Yani dünya körleme satranç şampiyonu ve siyahlarla da yaklaşık 2200 elo civarında bir oyuncu diyebiliyorum. Herhalde Teymur Garayev rakibini çok güçlü görmediği için grup açılışını denedi. Evet, ilk hamle G4. Beyazlardan yani Teymur Garayev'den G4 geliyor. 66 satranç açısında arkadaşlar bu açılışa kısaca değinmiştim. Aslında objektif olacak olursak İyi bir açılış değil. Nedeni şu, bu piyon hamlesinin biliyorsunuz açılıştaki temel prensibimiz merkezin kontrolü. Merkezin kontrolüne hiçbir faydası yok. Bu nedenle de birinci dezavantajı bu. İkinci, bunun kadar önemli bir dezavantajı da gereksiz yere bizim şah kanadımızı zayıflatıyor ki biliyorsunuz şah kanadı gereksiz yere zayıflatmak çok büyük bir yanlış. Yalnız hızlı gelişim için çok kötü bir hamle değil. Direkt Fil G2'den gelişmek istiyor ve minik bazı tuzaklar demeyeyim ama siyah nasıl oynayacağını bilmiyorsa başı ağrıyabilir. Şimdi burada siyahlar H5 oynamış. O da ilginç bir şekilde yanıt veriyor. Diyor ki sen ilginç bir şekilde başlarsan ben de ilginç bir şekilde yanıt veririm. Burada oyuna girmeden eğer grup açılışı oynarsa kısaca hemen açılışın içindeki minik tuzaklara bakalım. Burada H5 yerine D5 oynanabilir. Beyazlarla oynayabilirsiniz. Şimdi bakın siyahlar G4 piyonuna bakıyorlar. Almak istiyorlar. Burada beyazlar tabii ki bunu görmezden gelerek Fil G2 oynayacaklar. Burada oynanabilecek en makul hamlelerden biri E5. Çünkü gördüğünüz gibi merkez siyahlar mükemmel bir şekilde kaptı. Siyahların kötü olması mümkün değil. Bu şekilde devam edebilirsiniz ama Fil G4 de oynanabilecek hamlelerden birisi. Burada işte arkadaşlar dikkatli olmanız gerekiyor. Siyah yine iyi kalıyor ama iyi bilmezseniz kötü kalabilirsiniz. Burada beyazların bütün tek numarası bu zaten. G4 ve Fil G2'de. Buradan şimdi dikkat edin bu diagonalde baskı yapıyor. Şimdi D5 piyonuyla C4'ü alırsanız gördüğünüz gibi direkt fil B7 düştü. Onu kaybedebilirsin. Dikkatli olun. Bu 1-2 minik numarayı nasıl atlatacağınızı göstereceğim. Şimdi burada C6 ile D5 piyonumuzu sağlamlaştırıyoruz. Şimdi beyazlar yüklenmeye devam ediyorlar. Hem D5'e hem B7'ye. Burada dediğim gibi şimdi nasıl oynayacağınıza gelin bakalım. Burada E6 ile yine piyonumuzu sağlamlaştırıyoruz. B7'yi hemen korumaya çalışmıyoruz. Çünkü beyazın B7'yi alması o kadar iyi değil. Şimdi burada beyazlar D5'teki piyonu aldıktan sonra B7'yi alabilir. Direkt B7'yi alabilir. Öncelikle istiyorsanız direkt B7'yi aldığı durumu bakalım. Bu durumda atı D7'ye geliyoruz. Siyahların vezir C6 yapması durumunda problem değil. Biz de kalemizi C8'e gelip gördüğünüz gibi C4 piyonu boşta onu alacağız. Vezir A6 sonrası kale C4 alıyoruz. Burada şimdi dikkat edin. Siyahlar file basıyorlar ve fil kazanmak istiyorlar. Bu durumda beyazlar at A3 gibi fili kaleyle koruyan bir hamle yapıp kaleye basabilir. Burada fil C8'de kalemizi geri çekiyoruz. Fil C7 gibi bir hata yapmıyoruz. Çünkü bu at B5 gibi beyazı tempoyla getiren, beyazı avantaj veren bir şeye neden olur. Siyahlar zaten A7 piyonunu alamıyor arkadaşlar. Korkmayın. Burada A7 piyonunu aldığını düşünüyorum. Burada oyun bu şekilde devam ediyor. Siyahların üstünlüğüyle burada yanlışlıkla mesela siyahlar A7 piyonu aldığını düşünün. Mükemmel bir gelişme avantajı oluyor beyazların. Atıyorum fil C5 gibi bastık. F2'ye basıyoruz. Burada beyazların kaçabileceği en mantıklı kare atı açmaz alan vezir A4. Buna da beyazların nasıl hızlıca oyunu kaybettiğine bakalım. Fil F2 şah. Şah F2'ye vezir H4. Şimdi şahı herhangi bir yere atıyorum. F1'e kaçtığı anda fil E2 ve vezir düştü. Şimdi bunları niye gösteriyorum arkadaşlar? Çünkü hazır bu oyunu analiz ediyorken grup açılışı size karşı da oynanabilir. En azından şimdi siyahların yaptığı hataları siz yapmayın. Nasıl oynayabilirsinizi göstermek için oyuna hızlı hemen geçeceğiz. Şimdi burada E6 sonrası beyazların hemen aldığı durum baktık. Bir de beyazların önce piyonu D5'lik piyonu aldıktan sonra B7'yi alması durumunda kalın. Yine at D'de oynuyoruz. Burada dikkat edin beyazlar C6'yı hemen alamaz. Çünkü kale C8'e C1 fili boşta.
Bu nedenle alamaz. At C3'te önce orayı kapatması lazım. Şimdi at E7 ile C6 piyonumuzu koruyoruz ve bu durumda siyahların hiçbir sıkıntısı yok. Daha iyi gelişim göstermiş durumda. At C5 ile at C5 ile vezire basıp oyuna devam edebilir. Dedikten sonra hadi gelin oyuna dönelim. Temür Garayev G4, beyazlar G4 oynamıştı. H5'e G5 oynuyor ve siyahlar H4 oynuyor. Arkadaşlar burada ilginç bir şey. Zamanında benim de yaptığım bir hata. Güçlü oyuncu garip hamleler yapmaya başlayınca biz de garip hamleler yaparak onu cezalandırmaya çalışıyoruz ki bu yanlış. Yani sonuçta satrancın temel prensipleri yanlış olamaz. Yani burada bu hatalı oynuyorsa siyahlar basitçe E5 oynayarak hem G5'teki piyona basıp hem de merkezi piyon yerleştirerek normal oyuna devam ediyor. Hatta D5 bile olabilir. Yani burada önemli olan biz normal satrancımızı anormal hamle gördüğümüzde bile oynamaya devam etmeliyiz. Yani biz de rakip anormal hamle yapıyorsa anormal hamle yaparak onu cezalandırmaya çalışmamalıyız. Devam edelim. Burada H4 oynamış dediğim gibi garip bir hamle yaparak siyahlar ve G6. Şimdi Teymur Garayev de mantıklı bir hamle çünkü beyazlardan yani benim şah kanadım zayıfladı diyor. Bari siyahın şah kanadını zayıflatayım. Burada beyazlar piyon alıyor ama gördüğünüz gibi şah kanadı siyahların da kötü oldu. At F3 şimdi ancak merkezde piyon yerleştiriyor siyahlar. C4 hemen D5'teki piyonu sorguluyor. D4 kale G1. Şimdi beyazlar G6'daki piyonu istiyorlar. Şimdi burada yine satrancın temel prensipler ilginç bir şey var. Ya bunları videoda onlarca kez söylüyoruz ki siyahların elosu yaklaşık 2200 civarlarında. Yani bunları söylememize rağmen bu seviyedeki oyuncular bile bu hataları yapıyorlar. Yani bu seviyedeki bir oyuncu temel prensipleri bilmiyor olamaz. Yani burada artık aldığı piyonu geri verip hızlı bir şekilde gelişmeye devam etmesi gerekiyordu ama örneğin burada at F6 şeklinde devam etmesi gerekiyordu ama oyunda vezir D6 ile devam etmiş. Siyahlar piyonu korumaya çalışmış. Halbuki at F6 ile devam etseydi piyonu geri vererek örneğin diyelim ki beyazlar piyon aldı. C5 merkezimizi güçlendiriyoruz. Atı çıkmadan önce çünkü atı çıktıktan sonra C5 süremeyiz. D3 at C5 fil F4 ile filini geliştirdiği zaman biz de fil F5 ile filimizi geliştirip kaleye bastığımız zaman kale G1 vezir A5 ile şah çekerek rokumuzu hazırlıyoruz. At D2'ye de rokumuzu atıyoruz ve aşağı yukarı arkadaşlar bu konum iki tarafa da eşit şansları sunacak bir konumda ama dediğim gibi siyahlar temel prensipleri ihlal edip vezir D6 ile gelişimden ziyade piyonu korumaya çalışmış. Burada beyazlar hemen bu fırsatı kullanarak biraz daha siyaha zaman kaybettirmeye çalışarak C5 oynamış. Siyahlar bu piyonu da alıyor ve B4. Şimdi beyazlar adeta şunu vurguluyorlar. Ben piyon üstüne piyon veriyorum. Neyi gösteriyor beyazlar? Gelişimin ne kadar önemli olduğunu. Çünkü her piyon verişinde beyazların gelişimi biraz daha iyi olacak. Neden? Çünkü bu piyon alındığı zaman şimdi beyazlar at E3 sonrasında kaleyi de B1 ile vezire basarak tempoyla gelişebilir. Yani tempolu bir şekilde siyahın gelişmesine fırsat vermeden kendi gelişiyor. Gelişimin adeta ne kadar önemli olduğunu gösterir içerisinde piyonları basit bir şekilde veriyor. Bu kadarından artık korkup siyahlar vezir D6'ya oynamış at A3. Şimdi at B5 veya at C4 de iki yoldan da vezire basarak yine tempoyla atını merkeze yaklaştırmayla tehdit ediyor siyahlar. Ve burada siyahlardan oyunun başından beri gelen belki bir iki tane mantıklı hamleden biri pasif olan kalesini H5'e gelip aktive edip B5 atın zıplayacağı B5 kalesine tutuyor. Burada şimdi at C4 ile beyazlar zıplamış ve vezir B4 vezir bir piyon daha alıyor. Ve burada artık belki de emin olmamakla birlikte belki de siyahın artık bu noktada ciddi ciddi oyunu B4 piyonu alarak neden kaybettiğini görüyoruz. Burada aslında siyahın son olarak piyon almak yerine vezir F6 ile merkeze odaklanması gerekiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü vezir F6 hamlesiyle şimdi D4 piyonunu tutarak sonraki hamlede E5 hazırlayıp merkezi en azından merkezde varlık gösterecek. Örneğin vezir F6 sonrası fil B2 ile beyazlar piyona bassaydı. Şimdi E5 dikkat edin E5 ile siyahlar da B4 piyonuna bastı. Beyazlar A3 ile piyonu koruduğu anda da at C6 ile devam ediyor. Siyahlar gelişimini ki belki
fili oyuna sokarak büyük rok atacak. Burada ola ki beyazlar B5 ile ata basıp atı kaçırttıktan sonra inisiyatif elde etmeye çalışsa basitçe siyahlar da E4'te oynayıp bu atın yerini sorgulayıp bu atın gidebileceği mantıklı bir kare yok. Üstünlük elde ederdi. Siyah bu şekilde devam etmesi gerekiyordu ama siyahlar hatalı bir biçimde B4 piyonu da alıyor. Dikkat edin, B4 piyonu alınca şimdi ata bastı. E3 fille atı koruyarak aynı zamanda merkezdeki piyona basarak beyazlar devam ediyor. DE3 fil A3. Bakın arkadaşlar, bu oyunda çok güzel bir örnek aslında. Gelişimin beyazlar gerçekten ne kadar önemli olduğunu, adeta bir sanat eseri gibi bence çok güzel örnek bir oyun. Yani piyon üstüne piyon veriyor beyazlar. Yani normalde yeri geldiği zaman bir piyonu korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama bakın fili de tempoyla geçirdi. Neredeyse bütün aletlerini beyaz tempoyla geçirdi. Vezire basarak şimdi vezir yine zaman siyahlar bir piyon da alıyor ve at F2. Şimdi vezir bir yere kaçmak zorunda. Arkadaşlar inanılır bir konum değil. Beyazların 3 piyonu var. Siyahların 7 piyonu var. 4 piyon geride siyahlar. Ama bu konumu bilgisayara girdiğiniz zaman beyazlar kötü vermiyor. Yani bu aslında gelişimin ne kadar önemli olduğunu mükemmel bir biçimde gösteriyor. Burada siyahlar kaleye 5 oynamışlar ama burada arkadaşlar bilgisayara göre bir an önce hemen vezir C3 ile F6'ya dönebilmek için vezir C3 hamlesinin kesinlikle daha iyi olduğunu söylüyor bilgisayar. Vezir C3'ü atıyorum. Şu anda mesela fil B2 ile vezire bassa beyazlar şimdi kaleye 5 şah, at E5'e de fil alarak devam edebilir siyahlar. Bu şekilde bir varyant veriyor bilgisayar. Burada kaleye 5'e fil E2 gibi bir hamle ise de kale 2, vezir E2 ve vezir H3 aşağı yukarı eş şanslarla diyor bilgisayar. Ama bu noktada büyük ihtimalle siyahlar yine kaybederdi. Belki bu konum bilgisayar için oynanabilir ama arkadaşlar bakın, bütün aletleri beyazların gelişmiş durumda. Siyahın vezirinden başka gelişmiş alet yok. Bu konumu insanın oynaması çok zor. Oyunumuza geri dönelim biz. Bu konumda, şu gördüğünüz konumda vezir C3 yerine kaleye 5 oynayarak şah çekmiş siyahlar. Şimdi burada fil E2 kapatıyor beyazlar. Şimdi vezir C3. Kale C1. Arkadaşlar bu kale de bakın tempoyla gelişti. Neredeyse beyazın bütün aletleri tempoyla gelişti. Şimdi kale 2. Vezir E2. Vezir H3. Bu noktada dikkatinizi şuna çekmek istiyorum. Bu çok fazla görülen bir durum değil. Yani örnek olması açısından çok güzel. 16. hamle bitti. Dikkat ederseniz siyahın vezirinden başka gelişen aleti yok. İlginç bir biçimde siyahlar 4 piyon önde ve siyah burada aşağı yukarı iki tarafa da eşite yakın bir değerlendirme verse de belki beyazlar hafif üstüne, ama bu konum arkadaşlar insan tutamaz. Çünkü beyazın aletleri o kadar aktif ki nereyi savunacağını bilemez ki oyun hızlı bir biçimde zaten bitecek. Burada vezir açı sonrasında hemen bir piyonu geri almış beyazlar. Şimdi vezir F5. Vezir F5 diyorum, fil F5. Burada siyahların son fırsatı vezirin H5'e inmesini engellemek için at F6 oynamaktı. Ama bunu da işte bu yüzden dedim. İnsan arkadaşlar bu kadar şeyi göremez. Göremediği için de normalde bilgisayar bunu diyor, H5 tutmalısın, ama bu kadar kompleks bir konuda insan doğal olarak hemen kaleye saldırayım diyerek fil F5 oynamış. Şimdi vezir H5. Bu noktadan sonra arkadaşlar tüm varyantlar artık siyahların kurtarmasının imkansız olduğunu gösteriyor. En basitinden şimdi diyelim ki burada siyahlar korkup şah D8 oynamış ama beyazların mükemmel bir şekilde nasıl kazanacağını şimdi fil G6 hamlesiyle görelim. Eğer fil G6 oynasaydı siyahlar, vezir G6 şah, kazancı ne kadar mükemmel olduğuna bakın arkadaşlar. Şah D8, şimdi at E4, kale D1, atıyorum kale D1, şah C8, vezir E8 ile mat ediyoruz. Bunu engellemek için at F6 oynasa siyahlar, bu hamleye şimdi at G5, şimdi yine benzer bir biçimde tehditlerimiz var. Vezire basıyoruz. Vezir H2'ye şimdi at E6 şah. Şah C8'e vezir E8 mat yapamıyoruz. At tutuyor. Yalnız burada mükemmel bir hamle geliyor arkadaşlar. Vezir G2 gelişimli işte arkadaşlar. Bunların hepsi gelişimin avantajları. Beyaz mükemmel bir şekilde geçti. Vezir G2 at B6 mükemmel bir hamle. Piyon açmazlığı alamıyor. Şahın gidebilecek yeri yok. Mecburen bu piyonla alacak. Aldığı zaman da kale C8 kale C7 mat. Arkadaşlar gelişimimiz bu yüzden önemli. Gelişimimiz
Çok iyi olduğu zaman taşlar adeta birer dansçı gibi kareden kareye zıplıyorlar ve karşı tarafı adeta çaresiz bırakıyorlar. Dedikten sonra şu pozisyona dönelim. Burada siyahlar kaleyi almamışlar. Tabii ki bu biraz önce gösterdiğim varyantı gördüklerini zannetmiyorum. Şah D8 oynamışlar. Şah D8 hamlesine şimdi at F3'te beyazlar at G5 tehditini yapıyorlar. At G5'e şimdi fil G6 ve vezir G6. Burada siyahlar kalede at D7 ile devam etmişler ve at G5. Şimdi bu konumda artık arkadaşlar at E6 şah, şah C8, vezir E8 mat ve vezir at H3'e çare yok. Bu nedenle bu konumda arkadaşlar siyahlar terk etmiş. Bu oyun grop açılışının nasıl oynanabileceği, aynı zamanda size gösterdiğim birkaç incelik ve gelişimin gerçekten ne kadar önemli olduğu ile ilgili bence mükemmel bir örnek. Bu oyunu izledikten sonra kesinlikle satranç oyun gücünüzde bir değişim olacağını düşünüyorum. Umut ediyorum video hoşunuza gitti. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.